Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ne iyi ettiniz geldiniz de. İyi yaptınız. Dersimizin konusu niye sıkılıyor? Niye darlanıyor? Böyle bir sebep de yok. Sıkılmaya dair bir sebebimiz de yok. Niye canım sıkılıyor? Yani sıkılmanın sebebi temel ama. Ben onlardan bir tanesini okuyacağım bugün. Kendisini okuyayım. 7 tane. Sıkıntının temeli. 1- Tevakkuf. 2- Sükunet. 3- Sükut. Atalet. İstirahat. Yeknesaklık. Bir de Kur'an'da yeis var. 7. Yani insanı bunlar Adem'e atar. Yokluğa atar. Varken yok. Adem yokluk demek. Varken yoksun. Tevakkuf kendisi nedir? Kendi lügat manası lügatın ama lügat fazla bir şey ifade etmez. Boş durma, tembellik, yapman gerekenleri yapmamakla başka şey yapmış oluyorsun. Yapman gerekenleri yapmamak da bir yapmaktır ama yapacağın işi yapmadıkça yaptığın hiçbir iş senin işin değildir. Yapman gerekeni yapmadıkça yaptığın her iş, hiçbir iş senin işin değil. Şimdi onu yapman gerekiyor. Mesela şimdi yatsı namazı. İstediğin kadar 1000 tane sabah namazı kıl, olmaz. Yapman gerekenleri yapmadıkça yaptığın hiçbirisi yapmış sayılmıyor. İşte tevakkuf insanı nasıl sıkıntıya atar? Yani ilk önce 2-3 tane madde okuyacağım Risale'den. Sonra kitap ismini vererek, sayfasını vererek oradan çıkarımlar cümle cümle. Çünkü 50 dakika eğer taş çatlasa 1 saatte bir muayeneye girmiş olacaksınız. Çünkü tedavi yani bu. Ders gibi gözükürken tedavi, sıkıntı. Bugün psikiyatristlere, psikologlara, aile danışmanlara bunun için gidiyor. Sıkılıyorum diyor. Benden farklı şunu yapıyor. Konuşturuyor sizi. Rahatlatıyor. Ondan sonra para alıyor. Ben sizi konuşturmadan rahatlayacaksınız. Para almayacağım. Konuşturuyor. Aa öyle mi ya diyor. İsim koyuyor. Aileden, paradan, takıntıdan vesaire. Ben sayacağım mutlaka seni tutan, seni, sana isabet eden birkaç tane madde göreceksin. Niye sıkıldığını göreceksin. Ama sen de biliyorsun da ne yapman gerekeni de göreceğiz inşallah. Şimdi ben bir mukaddeme yapayım. Kur'an Bakara suresinde galiba 187'de ve çok şey var. Takva bir libastır diyor. Bir de kadınlar erkeklere, erkekler de kadınlara libastır diyor. Örten. 20. sözde naklediyorum çünkü çok şey anlatmak istiyorum. Metinden okusam uzun olur. Yer söylüyorum. 20. sözde iman libastır diyor elbise. Ruhunuza giydirin diyor. İmanı giydirince ruh korunmuş oluyor. Cehennem ateşi, ümitsizlik, olumsuz düşünceler seni yakamıyor o nispetle. Cehennem yakmaz yani. Nasıl ki ruha iman libas olduğu gibi, şimdi elbiseden bahsediyorum libas, sayıyorum. Konuşmak bana libastır. Seni örter, seni taşır dışarıya. Mesela kelamın içerisine, konuşmanın içerisine kişi yok mu? Yani ben fikir söylüyorum, fikrini. Konuşmamın içerisinde duygu var, senin duygunu. Konuşmamın içerisinde his var, vicdan var, senin vicdanını. Konuşmamın içerisinde duygular var, senin duygunu aktif ediyor. Yani şu anda iletişimi neyle sağlıyoruz? Kelamla. Kelamın içerisinde ben varım. Ama gözükmez. Aklım var. Hani Risale'de demiş ya, kelam rütbe-i kemalini gösterir. Aklın rütbe-i kemalini gösterir. Yani konuşmasına bakınca adamın mertebesi ortaya çıkıyor. Kişi dilinin altındadır. Konuşunca kendisini ifade ediyor. Nereden tamir, tanımlanmışsa, beslenmişse, dağın tepesine çıkan su saf sudur. Ama aşağı doğru indikçe aldığı elementler topraktan, ağaçtan, şundan, bundan, yapraktan, çürümüş şeylerden belki de çürümüş ilandan da alıyor. Aşağıya gittiğin zaman tadı değişik oluyor. İşte
Kelam da kalpten çıkar, o dağın tepesindeki su gibi vicdana iner, dimağa iner. Kültür, örf, anane, gelenekten katlana katlana dışarıya çıkar, atılır. Kişiyi anlarsın. Hangi kültürden olduğu. Hatta konuşmasından yöresini bile anlarsın. Kelam da libas, fikir, düşünmek libas, düşünceler, zanlar, malumatlar bizi sarmış, örtmüş. Öğretmen mesela anlatarak bizi içine sokmuş. O bize hazırladığı bir sanal bir dünya var. Kendi düşüncesi, kendi fikriyatını içine soktu. Sen senelerce uğraştı, oradan çık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük sıfatı nedir? Ümmi. Ne demek ümmi? Anasından doğduğu gibi olan. Ama en böyle zahir manası öne çıkartıyorlar. Okuma yazma bilmeyen diyor. Ama Kur'an'ı bizden fazla okudu. Nasıl bilmiyor peki? Bilmiyor. Bizim gibi okumayı bilmiyor. Yönel diyor, ben sana okutacağım diyor. Öğrenme diyor Cenab-ı Hak. İlme bu kadar farz diye hatta esir olan askere 3 kişi denmiş, sonra bir kişi inmiş. Esir askere diyor ki kafirle karşıdaki askere, bir kişi okuma yazma öğretin, bir kişi aftır. Ama öğrenmek istiyor Cenab-ı Hak. Peygamber'e diyor ki öğrenme sen. Ama sen baktığın zaman sen okuyacaksın. Niye? Okuma yazması olsaydı Kur'an'ı kendi yazdığı ihtimali çıkardı. Okuma yazması olmadığından Kur'an'ı kendi yazdığı ihtimali hiç yok. Kendi yazamaz çünkü okuma yazması yok. Zaten düşmanı da öyle diyor. Demek ki ümmi anasından doğduğu gibi fıtratına müdahale edilememiş. Okula gitmemiş, toplumdan, televizyondan video seyretmemiş, filmler seyretmemiş, giydirilmemiş. Her seyrettiğimiz, her duyduğumuzun içine giriyoruz. Demek ki bizi giydirilen libaslar, kelam, fikir, düşünceler, zanlar, malumatlar, örf, anane, gelenek, kültür, ilimler, ameller, hisler, ihtiyar, iradeler, duygular, latifeler, insan içine alan libaslardır. Biz içine alır. Mesela diyorsun, diyoruz ya, ulan bana bir laf dedi. Bu gece uyuyamadım. Çünkü onun içindeydim. Bana bir laf söyledi. 2 sene unutamadım, intikam aldım. Sığıra gidin ahıra. Bir şey değil. Hiç. Kur'an okuyun. Hiç. Ama sen birisine bir şey söyle. 2 sene unutamaz. İnsan bunların içine girer de haberi bile olmaz. İnsan içine girer. Anlatılan bir filmde örf, anane, gelene, kültür. Adam dinini sokmuş örfe. Biz babalarımızda böyle gördük diyor. Babasından gördüğü dini sorgulamıyor. İçinde ya. Akvaryum içindeki balık gibiyiz. Hemen basitleştik değil mi böyle? Akvaryum içerisinde minnacık böyle balıklar var. Orayı okyanus zannediyor. Nasıl heyecanla dolaşıyor. Dolaşıyorum zannediyor. Aynı yerde bilmiyor. Biz de acaba akvaryum olmasın her bir düşünce, her bir fikir. Dünyayı mı zannediyoruz, dünyayı yaşadığımız? Oysa dünyanın bize giydirdiği bir düşünce, bir örf, bir öfke, bir şehvet, bir arzu, bir telefon isteği, bir araba arzusu, bir kariyer, bir ne bileyim bana bunu nasıl dediği hatıra, bir geçmiş. İçine giriyoruz geçmişin, ah olan ah diyoruz. Sokakta da rastlarsınız, ayıka çıkmış mesela. Bu yani böyle yanınızdan geçer. Nerede şimdi? Burada mı ya? Ne düşünüyorsa onun içinde. Bedenin nerede olduğu önemli değil ki. Biz de küçük hesapları, küçük fikirleri, küçük ilimleri, küçük ihtiyarlar, iradeler, hisler, duygular bizim akvaryum gibi olmuş. Akvaryum içinde olmadığını ne ile nasıl bileceksin? İlk önce hariç nasıl başlıyor bakın. Ondan sonra metinleri okuyacağım. İlk önce bir düşünürüz. Dışarıdan alırız içeriye. Ya gözle, ya kulakla, ya burunla, ya dille, ya dokunmayla içeriye alırız. O gelişirse içimizden aldık içeriye. İçimizde gelişir, bizi kendi içine alır. Tıpkı içimizde uyanan uykunun bizi içine aldığı gibi. Uyku içimizde.
Uykum geldi. Uyku gelince ne oluyor? Hop ayuka çıkıyor, bizi içine alıyor. Orada duruyor mu? Durmuyor. Uykunun içerisinde mail, o günün hadiseleri, bir mazinin, seyrettiğim bir filmin veya mazide geçmişte etkilendiğim bir şey, o da uykuda uyanıyor, o da şeyi çağrıştırıyor, rüyayı. Rüyanın da içine giriyoruz. Görüyor musunuz kaç tane şeyin içine girdik? Mesela bak, bir daha söylüyorum. İçimizde değil mi uyku? Uyku isteği. His ya, içimizde duruyor. Volkan gibi uyumuş, bastırılmış, uyku arzusu. Uykumuz şiddetlenince ne olur? Bizi içine alır. Muhammed. Bizi içine aldı mı abi? Aldıktan sonra bir günün yorgunluğu, günün hadiseleri, bizi geçmişte etkileyen bir şeyler de uykunun içerisinde de o da uyanırsa, o da rüyayı aktif ediyor. Uyku da rüyanın içinde. Rüya olunca nasıl anlıyorsun? Gözün kapalı, kulağın kapalı. Oho! Nereler yapıyorsun, neler söylüyorsun, neler diyorsun, neler seyrediyorsun? Hangi gözle seyrettin? Bu gözle mi? Bu kulakla mı duydun? Bu ayakla mı dolaştın? Ama fatura buna çıkıyor. Terden soğulan bu. Allah Resulü işte demiş ki, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Siz ölmeden önce uyanın. Biz onu şey zannediyoruz. O insanlar uykudadır. Yani bir manası mevzumuzla alakalı kendi aslından, özünden, ben zannettiğim şeylerden uzaktır uykuyla. Bak uyku bedenden uzak değil mi? Dünyadan uzak uykuyla. Değil mi İbrahim? Peşarjdan, her şeyden uzaksın. Tarlamalı. Sonra uykuda bedenden de uzaksın. Sonra geçtiğin hususi dünyada, oho nerelere gidiyorsun, geziyorsun yatakta mı? Köpek kovalıyor, bilmem ne yapıyorsun. Bak nasıl birbirinin içine girdik. Bizde böyle olmasın bu dünya. Uyku işte, uykunun içerisindeki uyku. İçeriye bakalım şimdi, gireyim, ondan sonra derse başlıyorum. Benim gömleğim. Gir içeriye, atletim. Atlet içeride. Benim vücudum, ben diyen hep arkada. Benim aklım, aklım anlamaz ben bunu diyoruz. Gir içeriye, vicdandaki his. Vicdan seni etkilemiyor mu? Vicdan seni rahatsız etmiyor mu gece? Ya yaptığımız hatadan vesaire. Gir içeriye, kalpteki duygu, bir ifrat-ı şefkat, dünyamızı cehennem etmiyor mu? Aşk, latifedir. Ne yapar o? Kalpteki o duygu, bir aşk, seni içine alır, hayatı anlamsız kılar, intihar seçenek olur. Bir kız için intihar ediyor. Olan için intihar ediyor. Öyle değil mi? Ne yapmış? İfrat olmuş. Şefkat, acıma, dünyasını cehenneme çevirmiş. Bizi içine almış. Oysa cennet gibi bir evde oturuyor. Villada oturuyor. Ben kimlere rastladım ya? O kadar lüks yerde oturuyor ki Almanya'da. Orman ya her taraf. İnsan sesi yok ya. O an içi cayır cayır yanıyor. Ne diyor biliyor musun? Ben bu örnekleri verince mübalağa zannedeceğinizden çekinip demiyorum. Diyor ki, hoca diyor, bir defa rahat uyuyabileyim, şu oturduğum villayı veririm. Biz de uykumuzu villa için feda ediyoruz mesela. Anlayamıyoruz arkadaşlar. Biz zannediyoruz ki huzur, cennet, şipte, yatta, yatta, katta, işte, aşta, işte zannediyoruz. Eşte zannediyoruz. Dünyanın içerisi yanıyorsa cayır cayır, arabada olsa ne işe yarar? Yani demiyor muyuz? Dememiş misiniz? Ben demişim de, siz de mi demiyorsunuz? Ya dünyada hiçbir şey olmasa da şu anda bu, şu andaki haletten, şu andaki histen, şu andaki cehennemi durumundan çıksaydım. İşte bu niye oluyor onu okuyacağım. Bu mukaddimi yaptıktan sonra bizi cehenneme atan Adem varken yok ediyor. Adem'in de sebebini söyledim. Atalet, tevakkuf, sükün, sükunet. Yeknesaklık, istirahat, yeyiz. Biz tevakkuf, durmak. Şimdi bizi nasıl cehenneme atıyor bu? Cehenneme atan sebepleri. Uzatmayacağım böyle. Tak, tak, tak. Durması gereken yerde, zamanında durmayı bilmemek bizi içine alır. Sözler 469'da geçiyor. Durması gereken yerde durmayı
bilmemek. Yani haddini hududunu bilmemek. Seni cehenneme atar. Adem'e atar ya. Sıkıntıya atar. Bugünkü dersimiz konusu sıkıntı. Seni sıkıntıya atar. 693 sözler. Eğlenip kalma, duraklama, yalnız vazifeni yap, git geç. Yaparsan iş yapamaz. Vazifeni yap, fazla emniyet verme. Fazla o kadar yüceltme onu. Cahille münakaşa etme diyor. Cahille münakaşa edip de galip gelen hiçbir alimi görmedi. Haddinden fazla değer verme, sevme. Haddinden fazla, yani abartma, tefrit de yapma ya. İfrat yapma, tefrit de yapma. Ya hepimizde bu hastalık da, bunu ifademi de kusura bakmayın, sanki size hitap ediyorum gibi iş yapıyorsun. Benim bu derdim olmasa bu çıkarımları ben yapamam. Sevmediğin işi yapamazsın. Ben bu işi seviyorum. Çünkü derdim benim. Usta çıkartmış. Niye? Dert benim demiş. Deva Kur'an'ın. Dertlendiği için Kur'an'dan çıkarmış. Niye o dertlenmiş? Asıl imam olduğu için Allah bizim dertlerimizi ona hissettirmiş. Devayı çıkar. İnsanlara faydalı ol. E ben de dertlenmişim. Allah beni dertlendirmiş. Çağrıyı Risale-i Nur'a saldırarak alıyorum. Ben niye sıkılıyorum? Benim derdim değil mi? Ben de size paylaşıyorum. Mektubat 27. Durması gereken yerde durmasını bilmemekten. Başka? Lemalar 217. Tevakkuf halettir. Hiçliğe, karanlığa yakın olduğu için Adem'dir. Adem'den sana sıkıntı veriyor. Yani yapman gerekenleri yapmamak da bir yapmaktır. Eylemsizi eylemi. Bunun adı Adem, yani sıkıntıdır. Lemalar 258. Bakalım bu bizde var mı? Sıkıntının sebebi. Adem'in sebebi. Yeni gençler olduğu için Adem demeyeceğim, sıkıntı diyeceğim. Sıkıntı Adem'i atar. İftira. Sıkıntının sebebi. Gıybet. Yalan. Batıl fikirler. Batıl fikirler ve hayaller. Zanlar. Düşünceler, malumatlar, filmler, sesler, mekanlar, tereddütler, şüpheler, şirk ve küfürler ve inkarlar gibi haletler insanı Adem'e ve sıkıntıya atar. Bir de okuyayım. Çizdi okudum. İftira, gıybet, yalan, batıl fikirler ve hayaller, zanlar, yanlış zanlar, birbirimiz hakkında yanlış düşünceler yani. Herhalde bu da böyle düşünüyor. Ben öyle düşünüyorum ya. O da öyle düşünüyor. Zannetmek, zan. Yanlış malumatlar. Bizzat kendisiyle görüşmeden malumat sahibiymiş gibi davranmak. Yanlış filmler, sesler, yanlış mekanlar. Gittik kahveye, meyhaneye. Oho, huzur bulacağız. Çantacı abin dediği gibi. Kafa bulmaya gidiyorlar diyor. Kafayı kaybediyorlar diyor. Kafayı bırakıyor, yolu bulamıyor eve gelmeye. Tereddütler, şüpheler, şirk, küfürler ve inkarlar gibi haletler insanı sıkıntıya atar, Adem atar. Şualar 305 Fatih. Yerlerden çıkarımlar. Meyusiyet, ümitsizlik, Kur'an'ın ifadesiyle Adem'e atar. Ne halde olursanız olun gençler, haşa, şey için söylemiyor. Meyhanen dahi olsa, adam dahi vursan, ne hatırınıza geliyorsa, günahınız dahi olsa sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Günahlar insanı kafir yapmaz ama Allah'tan ümidini kesmek kafir yapar. Çünkü diyor ki Kur'an'da Cenab-ı Hak bilmana, benden ancak kafirler ümidini keser. Biz kafir değiliz. Düşer insan. Tövbe kapısı açıktır. Bu kapıyı Adem Aleyhisselam bize araladı. İyi ki geldi dünyaya. Adem Aleyhisselam'ın tövbesi kabul edilişi bizi sirayet ediyor. Varisi olduğumuzdan dolayı. Varisi, halifesiyiz, evladıyız. Ne olursa olsun sakın ümitsizlik yok. Şualar 337. Dini vazife yapanlara engellemek ve onlara vazife yaptırmamaktan maddi ve manevi musibetler geliyormuş topluma. Toplumun sıkıntısı. Yani dini vazife yapanlara yaptırmamak. Elini kolunu bağlayıp şerlileri öne çıkarmak. Şualar 482. Teselli vücuda çıkarırken dertli bir kardeşimize teselli vermek. Yani oradan çıkarım arkadaşlar. Sayfayı söylüyorum. Bakın uzun olur diye.
çok şey okumak, çok zengin yapmak için çıkarımları okuyorum, metnini okumuyorum. Sayfa veriyorum, merak eden sayfaya bakar. 482 şualar. Teselli insanı vücuda çıkarırken olumsuz haberler, olumsuz sözler, her çeşit medyalar insanı Adem'e sıkıntıya atar. Hem gariptir ki sabır ve metanet her şeyde hatta en olumsuz şeylerde dahi vücuda çıkarır, tersi olan Adem'e atar. Yani sabır ve metanet insanı vücuda çıkarır. Tersi sabırsızlık ve dayanmamak Adem'e sıkıntıya atar. Bir daha arkadaşlar teselli vermek, o sıkıntının kalbini okşamak, o kardeşe iki kelam etmek. Allah Resulü'nün tabiriyle aleyhissalatü vesselam sadakadır. Başka dinimizin ifadesiyle insan bildiğiyle anlatması vaciptir. Alim anlatması lazım. Alime bunu anlattın mı denmedikçe cahile bunu niye yaptın sorulmayacaktır. Alime bu adamı, bu sistemi anlattın mı denmedikçe cahile niye taraftar oldun sorulmayacaktır. Anladınız mı? Yani bazı insanların bazı işler vazifesidir. Senin vazifen değildir. Benim de değildir. Sokakta yanlışları düzeltmek halifelerin işidir. Bizim işimiz değil. Fitne olur. Sokakta birilerini böyle ne yapıyorsun ya böyle yapma falan alimlerin işidir. Gene bizim işimiz değil. Biz ancak kalbin bu hissedir. Şualar 735 dinden uzaklaşma nispetinde hem kafasında, dimağında, hem vicdanında, hem kalbinde, hem ruhunda ademi haletler, sıkıntılar ortaya çıkar ve seni içine alır, haberin bile olmaz. Nasıl anlarız dinden uzaklaştığını? Akıl, kalp, vicdan, ruhunda içinde olan o cehennemi haletler, uyku gibi uyanır seni içine alır. Haberin bile olmaz. Sarmalar, libaslar giydiğin gibi ağacın sarmalayan şey diyorlar. Ne diyorlar ona? Sarmaşık mı? Sarmaşık. Onun adı Arapçada seretan denilir. Seretan. Türkçesi? Kanser. Niye kanser? O armuta daha çok sarar bu. Sarmalar. Sen bitkicisin bilirsin. Kökten sip beslenmez o sarmaşık. Sardığı her yerden deler ve kök yapar. Sardı buradan, buradan sardı, buradan beslenmez. Ağacı her tarafı delik deşik yapar. Kanser hücresi de böyledir. Osmanlı ecdat kanser ilacını onun kökünü öğüterek yaparmış. İki tane çeşidi var. Bir sarı renkli var, bir kırmızı renkli var. Bu arada gönderme yapayım. Bunun adı seretandır. İçimizden çıkan bir fikir de ruhumuz bedenine, ruhumuzun yapısına sarmalar onu. Sif kökten beslenmez ki kurtulalım. Her nereye sarmışsa orada vücut atıyor. Şey kök atıyor. Seratan gibi, kanser gibi. Ya Allah Allah. Bir çıkar böyle bir hatıra, bir kültür, bir örf, bir yanlış. Mesela yaptık bir tane iş geçmişte. Kaç dakika aldın ondan lezzet menfi? 10 dakika. 10 sene onun tövbesiyle uğraşıyoruz, hala çıktığına da emin değiliz. Allah affetmeyeceği duanın tövbesini mümin kulunun dudağına, diline vermez. Onun için tövbeye devam et, endişe etme. Dua, tövbem kabul oldu mu acaba? Endişe etme diyor Hazreti Osman radıyallahu anh. Hazreti Ömer de söylüyor radıyallahu anh. Duam kabul oldu mu endişe etme, dua edememekten endişe et diyor. Edememek. Tövbe var ya, tövbe duası. Tövbe yapamamaktan kork. Niye devamlı yapıyoruz? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ısrar edilen tövbe veya dualar kabule karindir. Aynı şeyi tekrar et. Allah Allah. Demek ki dinden uzaklaşma nispetinde kafamızda, vicdanımızda, kalbimizde, ruhumuzda ademi haletler ortaya çıkar ve seni içine alır, haberin bile olmaz. Sarmalar, libasları giydiği halde, Fanos'taki balık gibi hususi küçük dünyanın geniş ve umumi zannettirdiği gibi. Sen de zannedersin ki sarmaşık sırf kökten besleniyor. Nereye vurmuşsa oradan besleniyor, oraya kök yapıyor.
Tarihçeye Hayat 37. Çalışan dimağda, tefekkür eden akılda, tarafgirliğini doğruyu yapan bir vicdanda adem olmaz, sıkıntı olmaz. Çalışan bir kafada sıkıntının temel kökü. Ne ilacı içersen iç, istersen 10 ton iç. İlacı bıraktın mı gene olacak. Temelde sıkıntıların çözümü tefekkürdür. Tefekkür seni senden eder. Seni alır. Tefekkür senin aslında hakikatini bağlar. Yoldur, yöntemdir. Tarihçi Hayat 314. Yani gençler diyecek ki tefekkür nedir? Kafirde tefekkür yok. Kafirde düşünce var. Allahsız düşünmek düşünmektir. Düşünceyi Allah ile bakmak, Allah ile düşünmek tefekkürdür. Mesela şöyle diyeyim. Telefon faturanız geliyor mu? Geliyor. Tefekkür yapayım oyun. Allah Allah. Ben bu kadar konuştum, şu kadar fatura geldi. Ulan Allah acaba şu ağza kontrol bağlasa kaç para verirdin? Ha bu tefekkür. Elektriğin faturası geliyor. Acaba güneşin faturası gelse kaç para verirdin? Suyun faturası geliyor. Acaba yağmurun faturası gelse kaç para verirdin? Kan pompası yapıyor. Diyalizle düşünün. Bir de senin böbreği düşün. Aletsiz pompa yapıyor böbrek. Allah Allah. Bunu bedava aldın. Ha, tefekkür bunu yaparken bu düşünce değil midir? Diyalizde böbrek. Şu farkı var. Ya diyaliz, böbrek. Allah'a ben bir şey vermedim, bunu deve yapmadım. O anda o düşüncede bir şey oluyor sende. Bir halet indükleniyor, bir elektrikleniyor. O halet-i rüye, o huzurun adı tefekkürdür. Tarihçi Hayat 314. Yapman gerekenleri yapmamakla ne yaparsan yap, ademi haletlere duçar olursun. Tarihçi Hayat 478. Gaflet, diplomatik cambazlıklar, münafıklıklar sıkıntı yapar. Gaflet var ya gaflet, unutma hali, sıkıntı yapar. Tarihçi Hayat 585. Teselli vermek seni vücuda atar. Ama bir adama desen ki, Veysel, senin siman niye öyle ya, hasta mısın ya? Allah Allah, yok abi ya. Sen hasta yok. Heh, bu işte sıkıntı ademe atar adamı. Tam tersine maşallah ya ne güzel siman var ya. Böyle demek. Ulan biraz güneşte de ulan kafana biraz şöyle suratına biraz siyahlık gelsin. Bu ne lan nur? Oo, adam fişeklenir yani. Bunun adı vücut. Simaya Allah Allah hasta mısın? Bizde okulda yapmışlardı bir tebrik ettireyim. Milli güvenlik hocası vardı asker. Emekli paşa. Dersimize geliyordu. Vardı bir tane arkadaş. Dedi ya yarın yazımız var dedi. Bu adam son ders. Bunu şey yapalım. Ulan nasıl yapacaksın ya? Ya ben yaparım ama desteğimi. Üç kişi ayarlamış. Üç tane sıra var yok. Girdi ayakkabı falan. Oturdu tam şey yapıyor. Hocam. O da yazıyordu şey. Buyurun. Hasta mısınız hocam siz acaba? Geçmiş olsun. Yok oğlum ne hastası lan? Yok hocam yani simanız, suratınız böyle, yüzünüz biraz sararmış da adam sesten ne sararmış yaşlı adam zaten. Yok estağfurullah tamam hocam deyince orta sırada evet hocam dedi biraz yüzünüz sarı da ondan demiştir arkadaş dedi. Oğlum nereden çıktı lan bu şey? Sararmış. Ne sararmış? Bu yazmıyor şimdi. Bu sırada bir tanesi de çıkmış hocam. Hocam yani sordu halatınızı sormak için. Evet biraz sararmış ama arkadaşlar o kadar da hastalık idi ama sararmış yani hocamız. Ya dur oğlum dedi ya. Falan. Ya bir tuvalete gidene kadar olan acaba hasta mıyım değil miyim falan. Gidene kadar zaten bitti. Aynaya bir baktı. Kan çekirdi. Evet çocuklar biraz haklısınız galiba dedi. Siz serbestsiniz dedi. Ben dedi bir gideyim dedi. Ders bıraktı. Risalede var mı aynısı var? Damda olan adama çatı. Aa lan dikkat et ayağın. Bak 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 bak. Ayağın şey yap ayağın. Bak kayacak ha titriyor ayağın farkın. Ya dön lan dön işte. Hop adamı düşürürüz. Evamı da varsa duman edersin. Demek ki teselli vermek vücut. Olumsuzlamak. Sanki felaket tellalları. Peki size şöyle söyleyeyim bakayım felaket tellalları nasıl adem atar sıkıntı ya. Söyleyeyim. Şimdi bir haber bülteni sunuyorum. Evet sayın seyirciler. Bitlis'ten kalkıp Antalya'ya gitmekte olan bir sineğin kanadı kırıldı haber yapar. Ama Bitlis'te bir iş adamı hayırsever 100 kişiyi doyurdu ve giydirdi haber yapmaz. Televizyonda 9 tane hep olumsuz
bir tane varsa hayır verir. Eğer gündelik hayatta olumsuz haber yoksa kendileri çöp tenekesinde yaparlar. Evet aç insan haber, evet yakalandı. Çöp tenekesinde haber yapanlar vardı böyle. Orada onu yiyormuş gibi. Yalan. Niçin televizyonlarda, haberlerde olumsuz felaket tellalları yapıyorlar? Çünkü sizi Adem'e, bizi Adem'e atmak, sıkıntı yapmak için. Doğru ve sihatlı düşünmemek için. Ne düşüneceksin? Biz belirleyeceğiz diyor. Küreselciler, globalistler, masonlar. Biz ne düşünüyorsak öyle düşüneceksin. Biz ne istiyorsan onu düşüneceksin. Seni düşüncede nasıl koparırım? Sıkıntıya atarak. Nerede felaketlik var? Hepsini anlatacağım. Sineğin kanadı koptu, haber yapar. 100 kişiyi doyurdu bir adam, giydirdi, haber yok. Almanya'da bulunduğum için de söylüyorum, biliyorsunuz. En uzun haber 7 dakikadır, saate baktım. En ciddi mesele şöyle yaparlar. Evet, Almanya Başbakanı Türkiye'deki reise gitti. Anlaşmalar imzaladılar. Tamam. Türkiye'de evet sayın seyirciler, mikrofon tutuyoruz. Orada bekliyoruz, bakayım ne çıkacak. Niye yapıyor bunu? Çok malumat vermek istiyor değil mi? Hoca sanayi devleti 7 dakika. Şimdi adam bir saat bunu, saat başında televizyon başında. O felaket tellallarının ki ustak buna zehirli üflemeler diyor. Fil ukad. Ulazı bir Rabbin nasmi felekte mi diyor. Felak da diyor değil mi? Ona diyor ki var ya böyle ipi düğüm atarsınız böyle mikrofon gibi. Onların diyor diplomatların veya spikerlerin zehirli üflemeleriyle zehirleniyoruz. Onların söylemleriyle düşünüyoruz. Biz de hür düşünüyoruz. Ne diyor ya? O kanaldan, o kanaldan, o kanaldan çöplüklerden doldurduk. Harmanladık. Ondan sonra benim de fikrim bu. Ne fikri? Sana giydirilen elbiseleri harmanlayarak söylüyorsun. O dinlemeden söylersen senin fikrin vardı. Kim daha güzel müzik yaparsa oy alıyor ya. Kimin böyle o öne çıkan bir müziği varsa lan seçimi kazananlar var ya. Acayip bir şey ya. Fikirler bitmiş ya. Demek ki teselli vermek, ehemmi mühime tercih etmek, teselli vermek, bir de buna lazım mı? Bana lazım mı bu iş? Evet bilmem olabilir ama bilmesem daha iyi olur. Çünkü sıkar. Ehemmi lüzüme kıyas edememekten, başka şükretmemekten Adem atar. Tarihçi hayat 586. Vazifeni yapmamaktan, İnce Mesnevi Nuriye 174. Bir şeyin vücudu için esbabına riayet etmemekten sıkıntı. Esbabına riayet edip neticesi Allah'a bırakmak, sonucuna sabırla, tahammülle karşılamak vücudidir. İnce Mesnevi Nuriye 190. Sıkmıyorum değil mi? Sıkılıyor musunuz? Bir şeyin istikbali halleri gelmesi gerekirken gelmemesi. Mesela kaç yaşındasın Fatih? 27 abi. 27. Şimdi 27 yaşında olman gereken yani yazılım itibariyle gelmesen. Mesela şöyle diyeyim, toplumda bir şey var ya. 18 yaşında ama 15 yaşındaki kafası var. 3 sene kayıp. Bu Adem. Arkadaşlar şu ampul var ya saniyede 50 defa veya elektrik yüksekse 60 defa yanıp söner. Ama o kadar hızlı yanar söner ki biz zannederiz ki devamlı yanıyor. İşte biz de var olup yok oluyoruz. Var olup yok oluyoruz şu anda. Bu da. Var olup yok oluyoruz. Ama var olan ben olan değil. Mesela söndü. Yeni elektrik yanınca o sönen değil artık. O gitti. Su geçti. Geçen akmıyor. Başka bir su akıyor. Biz de arkadaşlar var olup yok oluyoruz. O kadar hızlı oluyor ki biz kendimizi devamlı var zannediyoruz. İşte her kesidimiz gidiyor ya. Var olmam, olmam gereken fikir, duygu, düşünce, haletlerin o olmaması, o kesite girmemesi ademdir, sıkıntıdır. İşte istikbali haletlerin, keyfiyetlerin gelmemesiyle Adem. Yani mesela şimdiki zaman. Şimdiki zaman denilebilmesi için gelecek zaman lazım. Geçmiş zaman zaman lazım. Arkadaşlar geçmiş zaman var. Geçmişiniz var. Kaç yaşındasın? 18.
18 senen nerede? Okulda şimdi. Orada mı? Sen ben gitsem bulur muyum seni? Madem. Şimdi gitsem okula, senin bütün geçmişlerini bulur muyum orada sınıfta? Yok, nerede? Yani bir yer koydunuz mu? 18 seneniz nerede? Yok. Nerede Fatih? Annemde. Yok. Ha, ama var değil mi? Var ama yok dünyada. Ha, geçmişiniz neredeyse, geleceğiniz de oradadır. Bir daha. Benim geçmişim var mı? Var tabii, bir sürü şeyler var. Bir sürü hatıralarımız var. Var mı? Yok mu abi? Malumatlar var, var, listeler var. Nerede? Yaşadık burada ama hiçbir yerde yok. Dünyanın bir yerde gösteremezsin. Yok. Ama var. Ha, nasıl geçmiş var ama yok. Gelecek de var ama yok. İşte bu gelmesi, yani şimdiki zamanın geçmiş olabilmesi için geleceğin hal olması lazım. Gelecek gelmese var gidemez. Otobüsten arkadan bir kişi inmedikçe önden bir kişi binemez. Bir daha. Gelecek gelmedikçe var gidemez. Madem zaman geçiyor, o zaman bir yere gidiyoruz. Geliyor, gidiyor. O zaman geliyorsa gelen geldiği yerin en güzel delilidir. Bir şey gelmiş midir? Gelecek zaman var mı? Var. Nerede? Mutlaka var. O zaman gelecek şüphen yok. Gelecek hakkında. Gelecek neyin delilidir? Gelmesiyle geldiği alemin delilidir. Geleceğin gelmesiyle geldiği alemi ispat eder. Giden de gitmesiyle bir yere gittiğini gösteriyor. Giden de gittiği alemin delilidir. Gidebiliyor ya oraya. Mesela bir tanesi dedi ki, öyle nereye gitti dedim. Hiçliğe gitti. Hah. Nereye dedi? Hiçliğe. Ya bir yere gitti yani. Sen ona hiç dedin, biz ona varlık diyoruz. Yani bir insanı öldürün de nereye koyacaksın zaten? Bir yere gitmesi lazım. Cesedini bir yere koyduk. Cesedini toprağa koyduk. Koyduk bir yere. Aklını nereye koyacaksın? O ölenin. Duyguları vardı bu kadar yaşadığı adam. Bu kadar sevdiği, nefret ettiği. Ne oldu? Ha, gözüm görmüyor, dolayı yok diyorsan sen zaten cahil cahilsin. Gözükmeyen yoksa, bir kere insanlığın da yok zaten. Evet, başka bir yer okuyorum. İşaret-i İlcaz 75. Bak, susman gereken yerde susman vücudidir. Susman gereken yerde konuşmak sıkıntıdır, ademidir. Varlığa 338. Olumsuzlukları düşünmek. Adem, nasıl kurtulacağız? Haberlerden, olumsuzluklara şöyle diyor. Rahat etmem için diyor ustada abi. Diyor ki, Allah'tan istiyorum tecridi zihin. Zihnimi onlardan uzaklaştırsın. Ve onlardan uzaklaşınca da kuvvetli bir sabır istiyorum Rabbimden ki onların, o dinsizlerin veya olumsuzluklar, kişilerin olumsuzlukları bana yüklenmesin. Metin okuyorum. Tecridi zihin, kuvvetli sabır istiyorum diyor. Barla'da geçiyor abi. Ustada diyor. Zihnimi ondan nasıl koparacağım? Kopartamıyorum ki ya, videolar var. Videolar var, haberler var, sosyal medya var. Ha? Onlardan mesela diyelim ki, bak benim ismimle çalışıyor ama inanın bana hiçbir sosyal medyam benim, yani benim çalıştırdığım zaten ismimle kullanılıyor. Kardeşler hizmet ediyor. Ama meşgul olmayayım diye hiçbir tanesinin şifresini bilmem. Yok yani benim. Ama sosyal adam biliyorlar beni böyle. Oo, uçuyor, kaçıyor bana. Hiçbir şey yok. Zavallının birisiyim. Hiçbir şeyim yok yani. Niye yapıyorum? Oralardan o kanalla zihnime enkazlar gelirse ben düşünemem. Bu tefekkürleri yapamam bu dersleri. Normal klasik okurum, geçerim size. O onlar içeriye soktuktan sonra içeride hak batıl karma olunca doğruluk ve halisiyet çıkmaz. Çok zor. Ben size yalan söylemiyorum. Hiçbir isim bilmiyorum. Ne Instagram, ne Facebook. Yok yani. Zatımla meşgul olduğum yoktur. Dostlarım biliyor ya. Niye söylüyorum? Kardeşim, tecridi zihin, zihnimi ondan koparttım. Koparınca da Allah'tan, Allah'ım onları bana merak ettirme bana diye sabır ver. Bu sefer Cenab-ı Hak olumlular çıkmaya başladı. Düşündüm, insan niye sıkılıyor? Bugün düşünüyordu mesela. Ne kadar sıkıntı olursa olsun, kurtuluş yolu,
Ne kadar sıkıntı ne olursa olsun. Bir, kemali teslimiyet, teslim ol. Kazaya rıza göster. Kadere teslim ol. Cenab-ı Hakk'a tevfiz-i umur düsturunu rehber ittiyaz et. Ne demek o? Cenab-ı Hakk'a tevfiz-i umur düsturu. İşini yap, sonucunu Allah'a bırak. Sıkıldığın şeye bir bakar mısınız? Neye sıkılıyorsunuz? Bilin ki orada Allah'ın işine karıştın. O Allah'ın işidir. Bir de uygulayayım. Kemali teslimiyet. Teslimiyet seleme, İslam'dır. Doğru yaşa, kazaya rıza göster. Kader, men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden, kederden emin olur. Doğru yaşa, yaşayamadıklarında ne yapayım nasip? Şeyde yazmış. Afyon enfusi kampından gelirken adam kamyona yazmış. Arkasına kamyon yazıları var ya, gördüm. Adam yazmış, Allah razı olsun ama ne güzel bir şey yazmış. Demiş ki, olduğu kadar olmayan kader İmam-ı Gazali demiş. İmam-ı Gazali'nin sanki kitap okutturuyor arkasına gelenleri. Kamyon ha. Bak ne yazmış gençler. Olduğu kadar olmayan kader. Çektim ha. Dedim ya çabuk çabuk fren yap dedim, arkasına düş dedim. Mutlaka herkes benim gibi yapmıştı, çekmişti beni. Geçen cuma şeye, cenazeye gittim. Onu çektim yani. Başka bir şey çektim. Yalıköy'e gittim. Yalıköy mezarlığı. Karadeniz yani Çatalca'dan Yalıköy. Mezarlığını da söylüyorum. Gidin oraya. Orada cenazeyi defnediyoruz bir kardeşimizin. Aha böyle durdum. Biraz uzak durdum cenazeden. Güneş vardı. Böyle döndüm. Baktım ki Allah Allah mezar. Resmi var telefonunda. Altına Beşeke. Beşiktaş. Mezarlığında. Tamam. Koymuş. Zeytinburnu'nda mezarın üzerine yeni şey toprak. Ya bir günlük ya iki günlük mezarlık. Pankart var. Mehmet abi sen rahat uyu. Fenerbahçe yine şampiyon. O olduğu zaman. Bakama sallıyor. Yok diyor. Eskiden de. Demek ki sıkıntıdan kurtulmanın birisi kemali teslimiyet. Yani doğru yaşamak. İki, kazaya rıza göstermek. Kadere teslim olmak. Cenab-ı Hakk'a tevfiz-i umur düsturunu rehber ihtiyaz etmek. Tevfiz-i umur demek, yapacağını yap, sebeplere uyuy, sonucunu Allah'a bırak. Tarla yık, sebepleri sulama yap, sonucu Allah'a bırak. Ne yaparsa yapsın. Başka, Kastamonu 198. Vazifene karşı lakayt olma. Zihinler ve fikirler kasten hakaik imaniye karşı lakaytlık vazifesi vaziyet alması ademdir. Zihinler ve fikirler davana lakaytlık olmaktan sıkıntı. Zıttı ise eğer fikirler ve zihinleri yani dinimizle de alakadar edersek Allah'ın inayeti ve rahmeti aktif oluyormuş. Risale-i Nur'a ihtiyacını hissetmek vücudi, hissetmemek ademi ve sıkıntı. Kastamonu 198'den okuyorum. Taha. Hizmetinin tevafuku yani Adem'i sana sıkıntı diye gözükebiliyor. Yani hizmetimizin tevafuku. Niye durdu hizmetim? Durmadı. Hazmediyorsun. Korkma, sıkıntı yapma. Kastamonu 207. Hizmetin tevakufu yani hizmet durdu mu? Ne bir başımıza bela olur? Kahtlığa. Nereye? Kıtlık olacak. Hizmeti durarsa bir beldede kıtlık olur. İhtiyatsızlık ve dikkatsizlik sıkıntı. Kastamonu 210. Sunuhat, zuhurat, ihtarat vücididir. Ne demek o? Sunuhat, kalbe gelen manalar ve doğuşlar düşünmeden gelmeler. Zuhurat, birden umulmadık şekilde sende ortaya çıkmalar. Yani insanda acayip bir cevher var. Umulmadık bir şekilde flop 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 kaynıyor. İhtarat da Allah bir şekilde hatırlatıyor sana. Mesela bak derse geldin, fişi taktın buraya, oturuyorsun. Allah hatırlatıyor sana. Sana ne diyecek biliyor musun yarın? Haşir meydanda. Ya Rabbi haşir meydanda, yani sana değil de şey götüreyim. Diyecek ki sen niye namaz kılmadın, niye bunu yapmadın? Ya Rabbi yapacaktım da işte yani daha şey olmadı da 40 olmadı da 33 bekliyordum falan. Sen hakkı anlayacak bir akıl, yapabilecek ben sana bir iktidar vermedim mi?
sana kullarımla ihtar gelmedi mi? Gelmedi. Gel sen buraya. Buna ne anlatmadın? Sen tanıyordun bunu. Diyecek. Kastamonu 240. Hizmeti aliyeleri sufli, kısa ve basit şeylere alet etme. Alet edersen sıkıntı. Hizmetini sufli, kısa, küçük küçük hesaplara değişme. Ölüm dahi olsa, ölüm dahi olsa yalan söyleme. Ümitsiz olma, kafire mukaddesatını verme. Emirda 1.43, vazife-i nuriye-i kutsiyede bir sebat olmasa, Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir atalet, bir futur, bir tevakkuf başlar. Merakını yanlış yollara koymakla atalet sıkıntılar çıkar. Hizmette olmakla, galip olmakla, bak eğer hizmettesin, galip olmak da galiptir, mağlup olmak da galiptir. Mektubat 479, en bedbaht, bedbaht, bahtı kara, en muzdarip, en sıkıntılı adam kimdir? İşsiz adam. Bir daha, en bedbaht, en muzdarip, en sıkıntılı adam? İşsiz adam. Ne yapacağını bilmiyor. Gayesi yok çünkü. Hedefi yok. Bir proje yok yani. Proje ne demek biliyor musun? Fikir. Oraya gayeni, projeyi koydun mu önüne? Koyduğun anda seninle onun arasında bir yol açılır. Bu yolun adı fikirdir. Gayesi olması lazım. Demek ki en muzdarip adam, en bedbaht adam, en sıkıntılı insan işsiz adam. İşi yok. Yani bir gayesi yok. Zira atalet, yani hareketsizlik, işi yok, hedefi yok. İşsiz adam, kız kardeşinin çocuğu, yeğeni ne oluyor? Torunu değil mi? Biraderzadesi, erkek kardeşinin çocuğu biraderzade diyoruz ama aslında erkek kardeş doğuramaz, kız kardeş doğurduğu için işsiz adam sıkıntıyı doğurur. Onun için biraderzadesi manada erkek kardeşinin oğlu değil, kız kardeşinin oğlu. İşsiz misin kısası? İşin mi yok, hedefin mi yok? Sıkıntı başlayacak, tebele binecek. Bizim Halil abinin bir latifesi var ya, abi nerede çalışıyorsun diyor. Dayımın yanında. Dayı ne iş yapıyor? İş arıyor. Sormuştum he. Ne iş yapıyorsun dedim. Dayımın yanında çalışıyorum. Dayı ne yapıyor dedim. İş arıyor diye. Allah Allah. Herhalde bunu da okuyayım, kesiyorum. İki yerim kaldı. Sözler 730. En bedbaht, en sıkıntılı, muzdarip, işsiz adamdır. Zira ki atalet, vücut içinde adem, hayat içinde meft'tir. Bu da başka bir yeri. Bazılar diyecek ki mektubatta bu başka bak. Atalet, yani yapman gerekeni yapmamaktan, vücut içinde adem, yani yaşıyor da adam yaşamıyor. Vücut içinde adam. Mesela sıkıntılı adam. Mesela girmiş böyle. Mesela bir düşünce. Bakın bir düşünce. Bak elbise olmuş ona. Bir dünya olmuş. Bir düşünce, bir hatıra, bir öfke, bir kızma, bir arzu, bir istek. Hop bizde uyandı. Bizi balon gibi içine aldı. Neredeyiz? Onun içindeyiz. Böyle leylim leylim. Orada. Esrar içerek. Bilmem ne içerek küçük dünyasına. Niçin içiyor? Bu dünyadan çıkıp hususu küçük bir balona gireyim. Sizinle uğraşılmaz diyor. Kendi alemine giriyor. Böyle basit bir dünya. İlk önce bakın bir de söyleyeyim. Bunlar bizde çekirdek gibidir. Uyku örneği çok güzel bir misal. Uyku sizdedir. Uyanırsa sizi içine alır. Bir hatıra, bir düşünce sizdedir. O düşünce uyanırsa vehim veya vesvese... Oh, içindesin cehennem işte. Ne yaptın? İçinin içine girdi. Ya, dışına çıkacaksın. Nasıl çıkacaksın? Sohbet-i ihvan, tilaveti Kur'an, münacat-ı Rahman. Bir, ne olmak istiyorsunuz? Senden önce olanlarla beraber ol. Bu işleri nasıl hallettin? Futbolcu mu olacaksın? Benimle oynama. Çünkü ben beceremem. Futbolcularla beraber ol. Kumarcı mı olacaksın? Kumarcılarla beraber.
Alim mi olacaksın? Alimler mi? Sıkıntıyı aşanlar, çözenlerle beraber olursan sen de çözersin. Ya huyuna ya tüyünden alırsın. Ya. Böyle yani. Böyle çalışıyor. Sistem böyle çalışıyor. Diyor ki, atalet yaşarken yaşamamışsın. Hayat içinde yaşarken ölmüşsün. Hayat içinde meftir diyor atalet. Neye benziyor? Say ise, say? Çalışmak. Çalışmak. Bir gayen olması. Hatta şöyle diyorum arkadaşlar. Kaç para maaş alıyorsun? Abi 2500 lira. Kaç para harcıyorsun? 3000 lira. İşsiz kalmaktansa git 500'de içeriye koy da git işe git. İşsizliğin getirmiş olduğu psikolojiyi kaldıramazsın. Ben işi tedavi olarak görüyorum. Size iki doktor öneriyorum. Bir yerde dedim Almanya'da da olan hangi doktorla beraber çalışıyor dedi de. İki doktor öneriyorum. Doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. Bir, Allah'a teslim olmak becerisini kazan. İki, bir meşgul olduğun bir şeyin olsun. Say, vücudun hayatı hem hayatın yakazasıdır elbet. Yakaza neymiş biliyor musunuz yakaza? Yani gayen ve hedefin olursa bu kısacık 60 senenin hayatın sonsuza nasıl çekirdek oluyor? Lugat manası yakaza, uyanıklık, dikkatli olmak. Yani benim çıkarım, kendi hayatına farkındalığı var. Yani yakaza şu arkadaşlar, gayret bir hedefin koydun mu? Şu cümleyi unutma. Hayatınızdan daha değerli bir şeyiniz var mı? Yok. Hayatınızdan daha değerli bir şey hayatınıza yukarıda hedef yaparsanız sıkıntılar basamak olur. Her şey üst üste geldiği için basamak olup merdiven olup çıkarsın yukarıya. Eğer hayatınızdan daha basit şeyleri hayatınız aşağıya doğru gay yaparsanız alt alta gelir, üst üste değil. Alt alta gelir, aşağı doğru gider, hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Bir daha, hayatımızdan daha değerli şeyleri hayatımıza gay yaparsak hayat anlamını bulur. Sıkıntılar basamak olur. Hayatımızdan daha basit şeyleri hayatımıza gay yaparsak hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. F-16 ile gübre taşımak gibi. Hayatın yakazası ne demek böyle hedef? Sanki farkındalığın. Çoğu insan yaşıyor, yaşadığının farkında değil. Nefes aldığının farkında değil. Yaşadığını hayatıyla, hayatı ezeli ve ebedi aile darlığını bilen, şuur eden ve hayatını fiilen anlamlandıran. Mesela ölüm korkusu niyedir? Bu bedene ben dediği için. Oysa bu bedenin bekasını istiyor, toprağa girmekten de onun için korkuyor. Ama beka arzusu neydi beka arzusu? Baki olan Zat-ı Zülcelal'e ayna olmak içindi. Allah'ın bakiliğini beka isteğimle anlamak vazifeliyken o beka isteği bedenimin bekasını aradım başıma bela sardım. Bunun bekasını isteyince ölüyorum. Bak adamlar gayesinin peşinde. O da unutuyor, bir sıkıntıyı unutuyor. O da bir hareket yapıyor ama sonucu yok. Sonra bitince tersine dönecek şimdi. Eyvah ne yaptım diyecek. Tam ne oldu hiçbir şey. Niçin? Biraz bak bize delildi şu maç. Hayatından daha değerli bir gaye değil o. Ha, uçakla böyle git. Hayat. Hayatınızdan daha değerli bir şey hayatınızı yaşarsanız hayat yaşamaya değdi. Korkma. Bir daha. Hayatından daha değerli bir şeyin yok. Hayatı harca, mesela diyelim ki her şeyi altın olan bir kamyonla harfiyat yapılır mı? Taş taşınır mı? Her şey altın olan kamyonun bir ufak bir parça altın kopsa sen zaten o gününki yomiyende gitti. Tanklarla serçe avına gidilir mi? Bursan da yenmez zaten toz olmuş. İşte bu adamların tamam şu anda şeydir geçiyor ama bu hayatta bu olmaması lazım. Çünkü harcadığın, verdiğin paraya bak, aldığına bak. Değmesi lazım. Kaç dakika verdi? Mesela şu 10 dakika. Bu 10 dakika vermeye maçı kutlamanın bedi ne kadar ne verdiğini anlatmak için söylüyorum. Koronadan veya astım hastası olup da yoğun bakımda
bir defa rahat nefes almanın ne demek olduğunu bilse bunu yapamaz. Yoğun bakıma entübeye giren veya yoğun bakıma giren veya astım hastası var ya pompa. Diyebilir mi? Beşiktaş, bu kadar tısak. Fenerbahçe diyebilir mi? Harcadığına bak, söylediğine bak. Dedim ya, Mehmet abi sen rahat uyu. Fenerbahçe yine şampiyon diyebilir mi? Allah Allah. Son cümlem, son. 259 Kastamonu. Lubbu esasları nazara alıp çalışmak vücudidir. Yani hayatından daha kaliteli şeyleri gay yaparsan vücuda çıkarsın. Hayatından daha da değersiz şeyleri gay yaparsan sıkıntın seni bırakmaz. Bu yolda çalışırken küçük ilişmelere emniyet verip hizmetini atalete sebep olma. Tevakkuf insanın istidat ve kabiliyeti ile dünyada zaman ve mekanla alakasının şekli ve keyfiyetinin adıdır. Hulasa ettim, bitiyor. Bugünkü konumuz şu. İnsanın yazılımı, insanın sistemi. Sana rağmen yazılmış, senin değil bu. Emanet. Bu senin sistemin ile yaptığın işler arasındaki ters orantı sıkıntı, düz orantı huzurdur. Evvel ahir bu. Yani bu fıtratla dünyayı fani şeylere talip olursak sıkıntı. Kendinden daha değerli şeyleri hayatına gay yaparsan sıkıntılar bile basamak olur. Sana keyif verir. İşte asıl saadet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaşantıları. İşte büyük zatların hapishane, işkence ve hak yolunda derilerinin yüzülmesi. Öyle peygamber var ki kim ölmüş. Derileri yüzülmüş. Hak yolunda gidenler sokakta bulmamışlar canlarını. Hak yolunda organlarını da kaybettiler ama hayatlarından daha değerli şeye fikirleri ve gayeleri, hedefleri olduğu için bedenleri gözükmemiş. Allah böyle kullarından eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin bizi bize bırakma, biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Amin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniyeden hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden hisselerimizi ziyade eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ikramın, ihsanın, lütfun ve kerimin olan hizmet-i imaniye, Kur'aniyi elimizden alma ya Rabbel Alemin. Bizi kendine kul, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet, ustadımıza talebe eyle ya Rabbi. Amin. Kendine mukayyet olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Bizi unutturma ya Rabbi. Amin. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Vâhir davâhu men ilhamdülillâhi rabbil âlemin. El Fatiha.